Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı ile Kur'an Yolunda programıyla beraberiz. Ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz ve stüdyomuzda Mahmut Çimen Hoca Efendi var. İlk Seç Vakfı'nın Mekke Nur Kur'an Kursu Müdürü. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, sizden nasılsınız? İyisiniz. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Mahmut hocamızı daha önce konuk ettik birkaç defa, hatırlıyorum. Belki hatırlayanlar vardır ama efendim bu televizyon yayını her zaman yeni yeni kardeşleri kazandırıyor bize. Mahmut hocamızı şöyle az da olsa tanıyabilir miyiz? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiniz. Mahmut Çimen, hafızım. İstanbul'da Yeşil Cami Kur'an Kursu'nda hafızlık yaptım. Allah razı olsun hocalarımızdan. Amin. Ali Ulvi Uzunlar hocamızla 2006'dan beri Kocatepe Kur'an Kursu'nda yani hafız yetiştirmekteyiz. İki defa sınıf mezun ettim elhamdülillah. Sınıf hocalığı, idarecilik. 2015'te Sarıyer Mekke Nur Kur'an Kursu Tarabi üstünde. Şu anda hala o kursumuzda yöneticilik yapmaktayım. Elhamdülillah, inşallah son nefesimize kadar niyetimiz böyle Kur'an hizmetlerinde Mevlam bizi daim etsin inşallah. Amin, amin. Mahmut hocamızı gördüğüm zaman daha önce ziyaret ettiğimiz yer, yani Mekke Nur Kur'an Kursu'nun etrafını da hatırlıyorum, manzarasını da hatırlıyorum. İnşallah vakit kalırsa biraz da onlardan bahsederiz i̇nşallah, nasıl bir yer olur. Olduğundan. Mahmut hocam, malumunuz, izleyenlerimiz de hak vereceklerdir. Ağır bir imtihan yaşadık, hala da devam ediyor bu. Şimdi bununla ilgili olarak sadece eğitim kurumlarında değil, müessesemizde de birçok yerde de hem bazı önlemler alındı, maddi kayıplar yaşandı. Adı üzerinde zaten imtihandı. Şimdi siz ilk Seç Vakfı olarak birkaç ay eğitim veremediniz. En azından yüz yüze eğitim veremediniz. Ramazan-ı Şerif'ten bu zamana kadar bu süreç nasıl geçti ve şu anda neler hedefliyorsunuz, ondan bahseder misiniz? Şimdi Mevlam inşallah bütün dünyayı, Müslümanları, ülkemizi bu virüs belasından inşallah tez zamanında kurtarsın diyelim, amin, dua edelim. Amin. Bu tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı resmi kurslar, bizim kurslarımız. İlk bizim yani amirlerimizden, müftülüklerimizden bize yazı geldiğinde 16 Mart'tı herhalde. 16 Mart doğru, pazartesi itibariyle yani evlerdeydik artık. Kursa gidişlerimiz bitmiş oldu. Hem öğrenciler hem hocalar. Biz yani cumadan çıkmıştık, cumartesiden öyle hatırlıyorum. Direkt pazartesi günü hemen derse, evlerden derse devam ettik. Yani online olarak canlı, görüntülü hafızlık ders alımları devam etti. Yani canlı ders alımları, ondan sonra yine temel din bilgiler derslerimiz toplu değişik programlardan, hani sosyal medyalardan diğer internet üzerine online programlardan. Bunların hepsini devam ettik sohbetlerle yine aynı şekilde. Çünkü hani hafızlık eğitimi yüz yüze ders isteyen bir eğitim. Özellikle hafızlığa yeni başlayacak öğrenciler için de bu daha önemli. Yani uzun dakikalarla, yani 20 dakika, yarım saat, belki bir saatlik bir öğrenciyle vakitler geçirdik. Dersini almak için, ona Kur'an okumasını öğretmek için, talimi öğretmek için. Gerçekten hocalarımızdan Allah razı olsun. Evlerimiz medreseye dönüştü. Tabii ki bu işin güzel tarafı bu. Kursta yaptığımız işi, ben hocalarımız sınıflarını yönettiler, biz kursları yönettik. Dersler dinledik, evlerimiz Kur'an'la şenlendi. Bu süreci gerçekten çok ciddi geçirdik. Yani amacımız bu hafızlıktaki aralar sıkıntı oluyor. Hafızlıkla daha önce meşgul olanlar bilirler, hafız olanlar, hafız çocuk yetiştirenler iyi bilirler. Yani bir fasıla, ara iyi gelmiyor. Biz de hiç bu kopmadan bu düzeni devam ettirmek istedik ki, yani tabii ki kurs kadar olmasa da velilerimiz tabii bunun kıymetini anladılar, çok zorlandılar. Şu an hala ne zaman başlayacak diye soruyorlar ki Ramazan-ı Şerif başladı yine aynı şekilde. Ramazan-ı Şerif'te de aynı güzellik devam etti. Tabii ki teraviye gidemedik, cumalara gidemedik, işin yani bunlara üzüldük. Değişik şeyler karşımıza çıktı. Esasında toplu sohbetler daha çok olmaya başladı. Öğrencilerimizde de aynı şekilde. Onların evlerine daha çok girmiş olduk. Bir de bir özlem oldu galiba. Hem camiye, belki okulda okuyan kardeşlerimiz, oradaki okula karşı, arkadaşlarına karşı bir özlem duymaya başladı. Yani mesela aynen kıymetini de anladılar. Doğru. Birbirlerini özlediler. Ama sarılamıyoruz şu an. Birbirimizi özlesek de uzaktan böyle yapıyoruz. Uzaktan selamlaşıyoruz. Şimdi bayram sabahı bile mesela
Düşünsenize bayram namazına gidemedik. Herkes evinde. Biz bunu bile canlı tuttuk. O gün kurslarımızda bayram işrak vaktinden sonra Hoca Efendimizin sohbeti vardı. Herkes sohbetini dinledi evinde. Sonra canlı olarak kurslar bayramlaşma yaptık. Velilerimizle birlikte bayramlaşma programları yaptık. Ki o saati gaflet içinde geçirmeyelim diye. Yani bu hatıralarda kaldı. Bazıları hocam ben böyle bayram sabahı görmedim. Çok güzel geçti diye bazı velilerimiz bize söylediler. Böyle güzel, bereketli geçirmeye çalıştık yani. Şimdi tabii izah buyurduğunuz gibi yüz yüze olmuyor. Bunu matematik ve fen öğretmenleri de aynısını söylüyor. Ama burada adı üzerinde bir hafızlık var. İnsanın zihniyle alakalı olduğu için bu birebir olması gereken bir şey. Ama yüzdeye vurulduğu zaman hiç olmamasındansa elhamdülillah. Evet. Mesela böyle bir imkan var. Ben düşünüyorum. Acizane bundan 30 sene önce böyle bir durum başımıza gelseydi telefon yoktu. Yani görüntülü en azından yoktu. Biraz daha yavan olacaktı. Buna da şükür diyelim en azından. Şimdi efendim aynı zamanda İlk Seç Vakfı'nın sadece sizin olduğunuz yer değil birçok müessesesi var. Kur'an kursu var. Sizin de bildiğim kadarıyla alımlar devam ediyor. Yani mülakat diyoruz galiba ona. Bu ne zaman başladı ve bununla ilgili süre ne zaman bitiyor acaba? Onu söyler misiniz? Biz Şubat itibariyle başladık mülakatlara. Duyuruları da yıl başında başladı yani. Hedefimiz yıl başında başlayıp yani Mayıs'a kadar bitirmekti. Ve şu anda da eğitime başlamıştık biz. Evet. Ama şu an her şey değişti. Doğru. Bu pandemi süreci her şeyi değiştirdi. Dolayısıyla Şubat'ta bir mülakat yapmıştık. Ama başvurular devam ediyordu. Mülakat yapamadık. Hani online olarak yapmak istemedik. Bu süreçte bu pazartesi itibariyle mülakatlara, kurslarımıza davet ederek şu an başladık, anne, yapıyoruz. Anne, baba ve talebe galiba. Evet, anne, baba, talebe geliyorlar. Hani mülakatta ne yapılıyor diye belki merak edilir. Güzel olur. Tabii. Şimdi hafızlık tabii hem de yatılı olduğu için biz buna gönüllü, severek yapacak, kapasitesi buna yeterli öğrencileri almaya çalışıyoruz. Ki yani bu burada istekli olsun. Çünkü gerçekten hiçbir dayatma, bir dayak, bir zorlama bir şey yok. İsteyenlere, hevesli olanlara yaptırmak istiyoruz. Burada işte değişik testlerden geçiriyoruz. Zeka testi. Onun psikolojik taraması oluyor bir değişik sorularla. Kendisiyle öğrencimizle karşılıklı görüşüyoruz. Velimizle görüşüyoruz. En önemli bölümü ezber bölümü. Hani ezberini ölçmeye çalışıyoruz ki hafızlık ezber demek. Belki şu an küçük çocuğu olan, gelecekte hafız olmasını isteyen velilerimiz de olabilir. Yani gerçekten gönüllerinde böyle bir şey varsa, benim çocuğum da ileride hafız olsun, belki bir hafızı gördü, heveslendi, bir hoca efendiyi gördü, heveslendi. Ezber kapasitesini artırması için ufak ufak ezberler yaptırsınlar onlara. Görmüş olurlar. Aynı zamanda heveslendirmek için de işte Kur'an meclislerine götürsünler. Mesela Esma-ül Hüsna veya Hadis-i Şerif ezberletenler oluyor. Tabii olabilir. Yani kesinlikle ezbere alıştırsınlar. Biz de bu ezberini ölçüyoruz. Ölçmeye çalışıyoruz. Ya tabii biz de kuluz. Yani sonuçta hata yapabiliriz. Mümkün oldukça böyle seçmeye çalışıyoruz. Mülakat bundan ibaret. Esasında felsefesinde gerçekten bizimle devam etmek isteyen gönüllü Kur'an talebeleri arıyoruz. Yani. Ne zamana kadar süremiz var? Hala devam ediyor değil mi? Devam ediyor şu anda. Yani bitmedi. Varsa hala gönüllü olanlar. Eğer ulaşamıyorlarsa da mutlaka telefonla ulaşsınlar bir şekilde. Hani internetten başvurular olmuyorsa, yapamadılarsa, hala kendileri aranmadıysa mutlaka onlar arasınlar, takip etsinler yani. Şimdi sizin okulda okumak için hangi yaş grupları gelmeli? Mekke Nur Kur'an kursunu söyleyeyim. Sarıyer Tarabya üstünde Mekke Nur Kur'an kursu. Lise 1'den başlayarak yani şu an 8'i yeni bitirmiş. 8 bitecek, 9. sınıf. Evet, 9. olacak. Sınıf. Ama 10. sınıf olmaz. Yani lise 1'i okumuş olmaz. Tamam. Çünkü aynı tarzda, aynı branşta öğrencilerle eğitime devam ediyoruz. 9. sınıfa başlıyor. 9. sınıfa başlarken beraber biz de hafızlık öncesi hazırlık dediğimiz, temel dini bilgiler olan, ahlak, maneviyat olan, aynı zamanda işte hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, ezberler yapma, yavaş yavaş bu arada onun ezber kapasitesini de görmüş oluyoruz. Aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi'nin İmam Hatip bölümüne kaydettirip bir yandan okuluna devam ediyor. Okul derslerini kursumuzda öğretmenler gelerek günlük müfredatta ne varsa hepsini görecek şekilde mutlaka vermeye çalışıyoruz. Bunun altını çizelim, müfredatta ne varsa. Yani
açık lisede değil, normal lisede okuyanla da aynı müfredat. Tabii ki. Aynı dersler. Gibi. Evet, aynı dersler var. Biz ciddi bir şekilde, çünkü biz öğrencilerimizin vakıf olarak gerçekten özellikle dini, yani anlamda din adamı dediğimiz, işte imam, müezzin, müftü, vaiz, işte ilahiyatlarda öğretmenler, doçentler, profesörler, bu alanda ehli sünnet alimlerin buralara yerleşmesini istiyoruz. Yani hafızlığın yanında İslami ilimlerle beraber mutlaka okul eğitiminin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Eyvallah. Buralara gelebilmek için. İlk seçim, o yüzden zaten bu konuda artık elle tutulur, gözle görülür. Kardeşlerimiz de var, örneklerimiz de var. Bitirmişler, evet. Okullarını gitmişler. Allah-u Teala sayılarını çoğalsın. Amin. Amin. 9. sınıftayız. Bir yandan okulumuza devam edeceğiz. Yatılı olduğunu söylemiştik. Evet. Tabii mümkün mertebede yakında bir yerde olması lazım değil mi Sarıyer'e? Bir anne baba olarak onu da düşünmek lazım. Yani şimdi lazım. İstanbul'da olması esasında yeterli. Yani bazı velilerimiz bunun kıymetini iyi biliyor. Çocuğum okusun da diyor. Evet. Ben kardeşlerimiz de haftada bir gelinip gidiliyor. Yani gerçekten özellikle ilk sene hazırlık kursları önemli. Bizim 5. sınıftaki ilk başlangıç ortaokul bölümümüz de öyle. Yani buralarda öğrencilerimizi o hafızlığa ısındırıp, kurslara sevdirip hafızlık kurslarımızı alıyoruz. Yani vakfımızdaki böyle bir eğitim felsefesi var. Eski öğrenciyle yeni öğrenciyi karıştırmıyoruz birbirine. Yani çünkü hazırlık, ayrı psikolojileri var. Evet, ayrı psikolojileri var. Öğrenci sene sonunda hafızlığa belli bir sayfaya geliyor. İlk senenin sonunda. Hafızlık kursuna onu geçirmiş oluyoruz. Isınma turları bitiyor yani. Evet, o ısınma turları çok önemli. İsterseniz şimdi değineyim onlara. Buyurun. Sonra da değinebilirim, buyurun, buyurun. O sosyal faaliyet devam şu bu. Yani gerçekten faaliyetlerimiz, yani öğrencimizin, yani daha önceki tecrübelerimizde baktığımızda kursta durmasını gerçekten sağlıyor, motive ediyor. Mutlaka kursta spor salonumuz var kendi bünyemizde. İçinde mini futbol alanı olan, mini basketbol alanı olan, PlayStation odamız var mesela, kantinimiz var. Mutlaka ayda iki defa havuza götürüyoruz. Bazen kendi vakfımızın havuzu oluyor bu, bazen İşte belediye havuzlarını kullanıyoruz. Geziler oluyor galiba. Yani geziler mutlaka oluyor. İl dışı ilk sene Edirne, Çanakkale yapmaya çalışıyoruz. Edirne'deki şehitlikler, Çanakkale şehitlikleri yakın olduğu için bunları göstermeye çalışıyoruz. Tabii bu pandemiden dolayı bu sene öğrencilerimize bir şey oldu, nasip olmadı. Buralara gidemedik. İnşallah gideriz. Onun dışında mutlaka halı sahaya her hafta götürüyoruz öğrencilerimizi. Gerçekten güzel geçiyor. Sene sonunda bakıyoruz, mutlu ayrılıyorlar bizden. Gerçekten vakfımızdaki bütün kurslarımızda Hoca Efendimizin de bize bu telkinidir. Yani öncelikli olarak gerçekten sevdirerek, kursta durduğu anı, eve gittiğinde bir an önce kursa gitmek istemesi şeklinde velilerimizden de bunu duyuyoruz. Yapmaya çalışıyoruz, sevdirmeye çalışıyoruz. Eyvallah hocam. Mahmut hocam, şimdi koronavirüs devam ediyor. Ülkemizde de öyle. Hatta izleyenlerimiz de bilirler, maske takma zorunluluğu da oldu. Şimdi böyle bir minvalde İlk Seç Vakfı ve sizin kursunuz ne zaman açılacak? Bununla ilgili bir tarih var mı? Veya diyelim haftaya açılsa hangi tedbirler uygulanacak? Anne baba gönül rahatlığıyla evlatlarını gönderebilecek mi? Ya şimdi dezenfekte işlemleri devam ediyor kurslarımızda gerçekten. Yani temizleniyor sık sık. Hem belediyeler de bunu yaptı, biz kendimiz de bunu yaptık. Zaten kurslarımız yani baza sistemiyle şu anda. Yataklar birbirinden uzak, sınıfta sıralar sıkışık değil. Yani büyük sınıflar. Normalde de zaten ilk seçtiğim bir rahatlık de öyle. Vardı. Evet, kesinlikle bir rahatlık var. Hijyen konusunda, etrafın temizliği konusunda. Evet. Ya gerçekten o bir titizlik var. Şu an hazırladık. Yani biz her an yarın başlanacak dense hazır, temiz bir şekilde bekliyoruz. O zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın size söylemesiyle. Yani bu pazartesi oldu. Kısmi bir başlangıç oldu. Kurslarımızı açtık. %30-35 yani, mi evet, hocam? Evet. Yani burada esasında bu açılışı biz bazı hocalarımızla kursta şu an bulunuyoruz. İşte mülakat yaparak şu an bunu değerlendirdik. Onun dışında hani tam kapasite olarak çalışmaya başkanlığımızın bize verdiği süre içerisinde hangi tarihi söylerse velilerimizle bunu mesajlarımızı yolluyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Evet. Onlar da bizden haber bekliyorlar. Bu konuda ne zaman başkanlığımız bize hangi tarihi verirse başlamaya hazırız yani biz. Eyvallah. Şimdi tabii bir taraftan koronavirüs konuşuluyor, tedbirler vesaire. Birkaç aylık bir sekteye uğrayan ekonomi de var. Yani bu her sektörün neredeyse etkiledi.
Burada şunu da söylemek lazım. Bu şunu bunu değil, herkese diyorsak eğitimi de tabii ki etkiliyor. Evet. Biz de biliyoruz ki İlk Seç Vakfı'nın gelen hocalarımızdan da dinliyoruz. 1500'e yakın talebe var ve bu talebelerin hepsi de aylık ödemelerini, yani iaşe bedellerini ödeyebilecek durumda olmuyor. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Şimdi böyle de bir imtihanı, bu badireyi atlatmaya çalışırken ihtiyaçlar da herhalde çoğalıyor. Evet. Bu konuda bu faaliyetlerin devamı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yeri gelmişken Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Evet. Ramazan derken hayat ne kadar hızlı evet. akıyor. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Faaliyetler nasıldır? Neler bekliyorsunuz? Bir iki dakikada özetler misiniz? Bu yardım faaliyetleriyle evet, ilgili özellikle. Şimdi vakfımız adı üstünde, yani eğitim, her türlü faaliyet yapan bir vakıf. Hı hı. Yeri geldiğinde işte Afrika'da su kuyusu açmak, Afrika'da medrese açmak, yine buradaki Kur'an kursları, hizmetleri hepsi devam ediyor. Tabii ki bu süreçte camiler kapalıydı. Yardımlarla ayakta duruyoruz sonuçta vakıf olarak. Yani biz velilerimize bunu her zaman söylüyoruz. Bir öğrencinin yıllık maliyetinin yarısını talep ediyoruz her zaman. Yani sadece yani ondan yetinmeye kalksa yetmez kesinlikle. İşte etrafımızdan gelen sadakalar, zekatlar ve öğrenci bursları. Yani bu arada kendi evladı hafız olmasa bile velilerimiz bu konuda fırsatı kaçırmış kendilerini görseler bile bir öğrencinin bursunu karşılayarak, eğitim bursunu, o öğrencinin hafız olmasında bir tuzu olabilir, şeyi olabilir, yani kendisi de katkıda bulunmuş olabilir. Bu hizmetler bir şekilde devam edecek. Ama dediğim gibi bir Ramazan ayı geçirdik mesela, bizim için çok önemliydi. Bu konuda diğer Ramazanlara göre maddi olarak daha az yardım alarak geçirdik. Ama yine velilerimizden hem burs konusunda hem bizi izleyenlerden de aynı şekilde yardımlarını bekliyoruz. Şimdi Kurban Bayramı var. Evet. Şu an hisselerimiz duyuruldu, başlandı. Bir hisse 1250 TL şeklinde. Bu yani öğrencilerimizin, kurslarımızdaki öğrencilerimizin et ihtiyacını, yıllık et ihtiyacını gerçekten gideriyor. Önemli. Bunlar soğuk hava depolarına konuyor. Bir sene evet, yani bir sene galiba. Gerçekten iyi oluyor. Bu konuda velilerimizden, izleyenlerimizden desteklerini bekliyoruz. Eyvallah. Efendim çok güzel mevzulara değindik. İnşallah sonraki programlarda eğitimin başladığı, yavrularımızın hocalarına kavuştuğu, arkadaşlarına kavuştuğu programları evet. da yaparız diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum biz verdiğiniz teşekkür bilgiler ediyoruz. İçin. Bu arada söylemeyi unuttuk. Çok güzel bir yerde. Manzarası da çok güzel. Hı hı. Ve çocuklarımız belki oraya gittiği zaman kendi evlerinden çok daha rahat, çok daha nezih bir yerde olacaklar. Gözümüzde gördüğümüz için söylüyorum. Oradaki hocalarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Aleykümselam, biz de iletiriz. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim geldik programımızın nihayetine. Mahmut Çimen Hoca Efendi konuğumuzdu. İlk Seç'e bağlı efendim Mekke Nur Kur'an kursunun kendisi müdürüydü. Güzel haberleri almak için hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hem okulunu bitir hem de hafız ol. Kur'an'ın sesi, mesleğinin gözdesi ol. 4'ten 5'e ve 8'den 9. sınıfa geçecek olan tüm erkek öğrenciler. İlk Seç Vakfı Kur'an kursları ön mülakat kayıtları başladı. Kolej standartlarında eğitim almak, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız-ı kelam olmak ve aynı zamanda okulunu da dereceyle bitirmek, tüm bunlarla birlikte şehir içi, şehir dışı gezilerle, eğlenceli kamp programları ve çeşitli spor aktiviteleriyle sıkılmadan öğrenim görmek istiyorsan biz buradayız. Seni bekliyoruz. İrtibat 0850 303 2071 05. Online kayıt ilkseçvakfı.org. Kur'an'ın muhafazasında hisseniz olsun. İlk Seç Vakfı olarak bizler 11 ayrı Kur'an kursunda 1500'e yakın hafızlık talebesine eğitim veriyoruz. Bağışladığınız kurbanları her biri Kur'an'ın muhafızı olacak talebelerimizin bir yıllık et ihtiyaçları için kullanıyoruz. Kur'an'ın muhafazasında benim de bir hissem olsun diyorsanız bağışlarınızı bekliyoruz.
Bir hisse bedeli 1250 liradır. İrtibat 0212 640 48 08 ilkseçvakfı.org.